Şehri Gündem programı olarak Ankara'da KAM Ankara Beton Sanayi Anonim Şirketi'ne konuk olduk ve yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Baykan Bey var. Berkan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1986 Adana doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Ankara'da okudum. Daha sonrasında Ankara'da işletmeyi bitirdikten sonra İngiltere'de pazarlama master yaptım. Bölüm birini sonunca üzerine bir de hukuk master yaptım. Sonrasında döndüm ve kendi aile şirketimizde babamla beraber çalışmaya başladım. Maalesef babamı 59 yaşındayken ben de 29 yaşındaydım. Kaybedince yönetim kurulu başkanlığı görevini kendim devraldım. Bizlere şirketinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Rahmetli babam Mahir Baykan tarafından 1980'de kurulmuş bir şirket. 1980'den 2000 yılına kadar küçük bir büyüme süreci geçirdikten sonra 2000 yılında babamın toplam kalite yönetimi sistematiğiyle, tanışmasıyla ve bunu şirkete adaptasyonuyla şirket kurumsallaşıyor. Çok kısa bir süre içerisinde yalın düşünce sistematiğini de benimsiyor. Ve bunları harmanlıyor. Daha sonra kendisinden de biraz daha farklı yönetim sistematikleri geliştirerek, bunları ekleyerek daha farklı bir yönetim şeklini devreye alıyor. Bunun sonucunda şirket son derece kurumsal bir yer alıyor ve kurumsallığın getirisi gibi görünen hantallıklardan arınmış oluyor. Son derece dinamik bir kurumsallıktan bahsediyoruz. Berkan Bey, bizlere ürün gruplarınızı anlatır mısınız? Biz 3 farklı ürün grubunda yer alıyoruz. Bunların tamamı prekast betonarme yapı üzerine elbette. Birinci grup üst yapılar dediğimiz geniş açıklıklı yapılar. Bunlar depreme ve yangına yüksek dayanım gösteren ürünler. Fabrika ortamında yapılıyorlar. Daha sonra özel araçlarla sevki ve daha sonra yine kendi ekiplerimizle montajı gerçekleştiriliyor. Bize her yıl 200'den fazla fabrika yaptığımız için fabrika fabrikası deniliyor. Bunun yanı sıra biz depo, antrepo, okul, otel, alışveriş merkezi, spor salonu, hatta Ankara'daki hızlı tren garı gibi farklı yapıları da aslında yapmış bulunuyoruz. Yani sadece fabrika değil alanımız. İkinci ürün grubumuz enerji dağıtım ürünleri. Enerji nakil hattı direkleri, katener direkleri gibi ürünlerimiz var. Üçüncü ürün grubu ise çevre düzenleme ürünleri. Bunlar pek çok otoparklarda daha çok gördüğünüz beton parke taşlarını düşünebilirsiniz. Menfezler düşünülebilir, bordürler düşünülebilir. Dolayısıyla biz 3 ürün grubunda faaliyet gösteriyoruz. Ortalama bir prekast betonarme yapı üretim tesisi Türkiye'de 10-15 tane bina yapar. Bizde ise sayı 200'ün üzerinde. Dolayısıyla kapasitemiz çok geniş. Bu kapasitede müşterilere ekonomiklik olarak yansıyor. Birim maliyetlerimiz çok düştüğü için. Çalışanlarımıza bakınca her birine özel olarak eğitim veriliyor. Ve şu anda çalışanlarımızın %86'sı 15 yılın üzerinde çalışan. Dolayısıyla bu anlamda da bir ciddi bir birikime sahipler. Yönetim sistematiği de dikkatimizi çekiyor. Biz bu konuda döndük. Dedik ki yönetim sistematiğimizi başka şirketlerle de paylaşabilir miyiz? Bunun üzerine 2013 yılında babamla yaptığımız görüşme sonucunda bunu bir yazılıma çevirme ihtiyacı ortaya çıktı. Ve aynı yıl bir yazılım şirketi kurduk. Ve bu şirket bir yazılımı hayata geçirdi. Bu yazılım sayesinde şu an hem kendi şirketimiz aynı yönetim sistematiğiyle devam ediyor. Hem de şu anda başka pek çok sektördeki başka şirketler de bundan yararlanıyor. Şirketinizin temel ilkeleri nelerdir? Şirketimizde 4 temel ilkemiz var. Birincisi önce kendin beğen ilkesi. İkincisi zamanda yapılmayan iş hiç yapılmamış sayılır ilkesi. Üçüncüsü herkes bilmesi gerektiği kadarını en iyi şekliyle bilmelidir ilkesi. Dördüncüsü de ne yaparsan yaz, ne yazarsan yap ilkesi. Bu 4 ilkeyi de destekleyen yaklaşımımız da daima yapacak bir şey vardır yaklaşımı. Dolayısıyla hep üstüne bir şey koymaya çalışan, en alttan en üste kadar tüm çalışanlarımız bu yönde eğitiliyor ve bu yaklaşım doğrultusunda günlük faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. İlk daha ürünün ham maddesini alırken dahi gerekli test aşamalarını sürekli olarak işletiyoruz ve en iyisini aldığımızdan emin olduktan sonra başlıyoruz. Bunu tabii alırken en ekonomik olmasına da özen gösteriyoruz şu şekilde. En iyisini alırken elbette ister istemez bir kalitenin bir maliyete yansıması oluyor. Ancak tesisimizin büyüklüğünden kaynaklı birim maliyetlerimiz çok düşüyor. Bunun yanı sıra
zamanında teslim bizim açımızdan olmazsa olmaz. Sonuçta belki bizim için yıl içerisinde yapılan 200 belki 300 yapıdan bir tanesi ama müşteri için belki de hayatında yapıp yaptırabileceği tek yapı o. Dolayısıyla onun için bunun anlamını bilerek davranmak zorundayız. Son olarak aile şirketlerine neler söylemek istersiniz? Aile şirketleri için özellikle bunu hani sorduğunuz için şuna değinmekte yarar var. Kurumsallaşmak son derece değerli. Yani ne yapıp edip mümkünse daha birinci nesil hayattayken şirketin kurumsallaşmasına önem verir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.